Değerli avcılar, değerli Yaban TV izleyicileri. Bugün devlet ve genel avlaklar hakkında, av tüfekleri hakkında bir tartışma yapacağız. Bu da nereden çıktı derseniz, yabantv.com'a birkaç tane yazı yazmıştım ve dostlarım da bazıları beni desteklediler. Bazılarını da çok fazla eleştiri aldım. Devlet ve genel avlaklar olmalı mı? Türkiye belki bakanlığın ilk yaptığı güzel bir şey olarak geçen sene devlet ve genel avlakları açtı. Bu açılış neyin nerede olduğu belli olmayan bir açılıştı. Ama inanın ki bir perşembe günü veya bir salı günü gidip de bu avlaklarda avlanmak hakikaten bir keyifti. Bütün gençliğimiz 7 gün avın açık olduğu zamanlarda geçti. Ama hiçbir zaman içinde bir günü, iki günü geçmedik. Hangi akla hizmetse şu anda sadece ve sadece 3 gün av var. Değerli arkadaşlar, Merkez Av Komisyonu'nun bir yerde müdavimi olduğum için, devamlı konuşulanları bildiğim için, bundan böyle av günlerinde herhangi bir artış beklemek artık hayal gibi bir şey. Bakanlık diyor ki, ben size devlet ve genel avlakları açtım, gidin burada 7 gün avlanın. 7 gün avlanmak burada serbest, devlet ve genel avlaklarda. İstediğiniz gün gidip avlanabiliyorsunuz. Ancak şu anki durumu, Merkez Av Komisyonu limitleriyle belirlenen limitlerde hiçbir ücret ödemeden o ilin hangi ildeyse avlaklar izin alarak avlanabilmeniz. Bu benim için ve beni destekleyenler için iyi bir davranış olabilir ama çeşitli fikirler de geldi. Şimdi bu tartışmayı yapacağımız dostlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Sayın Doktor Ali Bürkev, herkesin tanıdığı Doktor Ali Fostası, Ömer Borovalı, ünvanlarını saymaya gerek yok. Çünkü herkes biliyor, çok fazla programımızı onun ünvanlarıyla işgal etmeyelim. Semih Üründiker, Kazasker Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı. Fahri Demirağ, avcı. Süleyman Şişman, hepiniz tanıyorsunuz ustalardan. Ve Ali Birerdinç, Ali Birerdinç rastgele. Fakat bir türlü de zavallıya rast gelmiyor. Nedendir onu da bilemiyorum. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra ve tanıştırdıktan sonra konuklarımızı Ömer Bey'den başlamak istiyorum. Size abi diyebilir miyim? Estağfurullah, buyurun. Ömer abiden başlamak istiyorum. Devlet ve genel avlaklar Türkiye'de çoğalmalı mı, açılmalı mı? Siz nasıl görüyorsunuz? Efendim, ben geçen senede, ondan önceki senede bu konuda birkaç da yazı yazmıştım. Yabantv.com'daki sütunumda da bunu yayınlamıştık. Bir defa ilki olarak böyle bir şeye tarafım. Ama en başından başlarsak, bir defa isminden başlarsak, öncelikle bir defa ismini ters buluyorum ben. İsmini yanlış buluyorum. Bütün avlakların isimlendirilmesindeki örnek avlaktaki, örnek olan hiçbir şey olmamasına rağmen adının örnek avlak oluşundan. Bunda da genel avlak diyebildiğimiz yer, sayılan diğer devlet, örnek ve özel avlaklarının dışında kalan her yerin genel avlak nitelemesine girmesinden, arkasından burasının bir üzerinde idare, zaman içinde geleceğim ona,
zaman içerisinde üzerinde bir idare olacak bir avlak şekli ama genel avlağa sokulmuş durumda. Öbür taraftan da devlet avlağı, tabii ki devlet avlaklarında da bir idare olması zaten gerekiyor. Çok doğru bir iş olarak buluyorum. İsimleri yanlış dahi olsa bu avlaklandırma teşebbüsünün Türkiye'nin. Zira inanıyorum ki bugünkü hızlı nüfus artışlarından, özellikle de başbakanın da en az 3 çocuk gibi tavsiyelerinden Türkiye hızlı bir şekilde insanlara kişi başına düşecek ne havası, ne toprağı, ne suyu kalmazken avlanacak yerlerdeki yaban hayatının giderek yaşamı yok olurken, o zaman üzerinde yönetim olan, bir idare kurulmuş olan sahaların avlak haline dönüştürülmesi zaman içerisinde de büsbütün şart diye geliyor bana, diye düşünüyorum. Ancak hakikaten böyle bir şeyi başlatmış olmasını bakanlığın çok doğru buluyorum. Pek çok eksiği olmasına rağmen. Ama hani bizde bir söz vardır, kervan yolda düzülür diye. Hele bu niyetle bir açılmış olmasının, ama eksikler, yanlışlar bulundukça da bunun tamir edilmesi, düzeltilmesi ve yaygınlaştırılmasını da çok doğru buluyorum. Bir şey daha ilave edeceğim. Deminki açış konuşmasında başladığınız. 7 gün avcılıkla biz hepimiz büyüdük. Onun da doğruları, yanlışları muhakkak ki vardı ama hiçbir yere sormadan, hiçbir mesnedi olmadan 93 Merkez Av Komisyonları kararlarında birdenbire tepeden düşme, haftada 3 güne avcılığın indirilmesi, sınırlandırılması, şimdi de bu genel ve devlet avlaklarından 7 günün dahi serbest bırakılır hale gelmesi, biraz gene tabiri mazur görün ama eşeği kaybedip ondan sonra buldurmaya benzetiyorum ben biraz. Ama tabii bugünkü açılış şeklinden de pek çok yanlışları var. Beklenen bir şey ki envanterleri doğru dürüst çıkarılmamıştır. Hatta hiç çıkarılmamıştır. Göçmen kuşların mesela o avlakların içinde var gibi gösterilmesi neye göre sayılarak ne yapılmıştır? Bir de tabii Merkez Av Komisyonu kararlarındaki kadarıyla izin verilmesi 7 günde. Bunlar tartışılması gereken bir şeyler. Ama kesin olarak bu avlak nizamına geçilmesinin ve bunların üzerinde bir yönetim olmasının, o yönetimin kimin tarafından yapılacağının gibi hususların zaman içinde belirlenmesi lazım. Parasal hususu da ayrı bir fasıl. Bunları gün için, program içinde konuşacağız herhalde. Ama ben tarafım böyle bir şeyin olmasına. Peki Ömer abi, söz sendeyken şunu sorabilir miyim? Şimdi devlet avlaklarında ve genel avlaklarda, maalesef ikisi bir arada telaffuz edildiği için böyle söylüyorum, bir üst limit koyup Merkez Av Komisyonu kararlarıyla vurulması yasal olan hayvanı için herhangi bir ücret ödememek, ama bir üst limite kadar vurulacak hayvanlar için de bunlardan ücret almak konusunda ve bu avlakların kulüplerle o yörenin muhtarlıklarına verilmesi konusu, hem de bedava verilmesi konusu gibi bir şeyler telaffuz ediliyor. Bu konuda ne dersin? Bunu ben 2 sene önceki Merkez Av Komisyonu öncesinde rahmetli Yaşar Türkleş Bey de hayattayken, o zaman da yazılı olaraktan da kendilerinden böyle bir görüş olaraktan bildirmiştim. Örneğin buradan kalkıyorsunuz, Erzincan'a, Erzurum'a gidiyorsunuz veyahut da Adana'daki arkadaş Trabzon'a gidiyor. Yani afaki yerleri belirtiyorum. Oraya kalkıp da gidip 2 tane çil vurmaya, şimdi şükürler olsun 4 adede çıkardılar ama keklik vurmaya, acaba kalır mı orada? Kimsenin gitmeyeceğini herkes biliyor. Herkes